arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sizlere Kızma Birader oyununun nasıl oynandığını göstereceğim ve kurallarını açıklayacağım. Arkadaşlar zaten bu oyunu bilen bilir. Şöyle kutusunu da göstereyim size oyunun. Oyun 4 kişi, 3 kişi ve 2 kişiyle oynanır arkadaşlar. İsteyen süre koyar, isteyen koymaz arkadaşlar. İsteyen süre koyar böyle süre. İsteyen de oyunun bitmesini bekler. Arkadaşlar ilk kuralımız 6 gelince oyuncunun çıkamaması. Arkadaşlar şimdi ben zarı attım. 5-2 geldi arkadaşlar. Bu zarlarda 6 çıkmadı. 6 çıkmadığı için ben bu taşları hareket ettiremiyorum ve sıra diğer oyuncuya geliyor. Niye derseniz, çünkü kurallara göre bir taşın 6 gelmesi mecburi, bir taşı böyle çıkartmak için 6 gelmesi mecburi. Yoksa oyun diğer oyuncuya geçer. Şimdi ikinci kural. Bir oyuncuyu kırması. Diyelim ki biz maviyiz. Karşı tarafta yeşil. Aramızda 1, 2, 3, 4, 5 fark var kutu. 5 kutu fark var. Şimdi bana kaç geldi diyelim? 3, 2 geldi diyelim. Yani 5 geldi diyelim. Ben bunu 5 sayı ilerleyerek bu taşı yiyip tekrar başlangıç noktasına döndürebilirim. Ve şöyle bir şey de var arkadaşlar bu kırma olayında. Mesela 1, 2, 3, 4. 4 geldi arkadaşlar. 4 kare fark var aramızda. Bana da 3, 1 geldi arkadaşlar. Şöyle de yapabilirim. Bir taşım açıkta diyelim böyle. Aramızda 3 taş fark var arkadaşlar. Şöyle. 1, 2, 3. 3 kare fark var. Ama 3, 1 geldi. Ben bunu yemek istiyorum. Önce 1, 2, 3 oynayıp bu taşı yiyip sonra bu açıktaki taşınızla bir kare ilerleyebilirsiniz. Şimdi üçüncüsü bir oyuncunun üstünden atlama. Mesela arkadaşlar şimdi kırmızının ben maviyim. Kırmızı önüme mesela kırmızı ile aramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare fark var. Ve bana 6-1 geldi. Yani 7 geldi. Şöyle yapabilirim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bunun üstünden atlayıp 7 yapabilirim arkadaşlar. Böyle bir şey de var. Kırmızıyı buraya koyalım tekrar. Oyunu aldığınızda kutudan gördüğünüz gibi 6 yaş 6 için uygun değildir. Ve arkadaşlar zarı mesela şimdi siz şöyle bazı arkadaşlarımız şimdi şöyle sanabilir. Bazı arkadaşlarımız şöyle sanabilir. Mesela ben bana 2-2 geldi. 6 gelmedi bir zar. Ve açıkta bir piyonum var. Onu da hareket ettiremem sayamaz. Onu da hareket ettiremem diye anlayabilir. Ama öyle bir şey yok. 2-1 gelince şuradan bir taş çıkaramazsınız ama buradan bu piyonunuzdan 1-2-1 diye ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar evet arkadaşlar. Şimdi bir kural daha. Şimdi oyun saat yönünde hareket eder. Zaten göreceğiniz gibi böyle oklar var buralarda. Kamerayı yaklaştır. Şurada bir ok var. Bu tarafa doğru gidecek oyun diye. Bak bu kırmızıda da bir ok var. Şu yeşilde de bir ok var. Şu sarıda da bir ok var. Bu oklar oyunun saat yönünde hareket etmesini gösteriyor.
Şimdi bir kural daha. Güvenli nokta, güvenli alan. Güvenli alan ve şurada bitiş yeri var arkadaşlar. Orayı da size göstereyim. Mesela şimdi ben attım zarları. Sonunda buraya kendi alanıma tekrar geldim. Ne yapacağım diye sorarsanız bu mavi kareye girdikten sonra yaklaştır kamerayı. Bu mavi noktaya girdikten sonra güvenli noktaya güvenli alana giriyorsunuz ve buradan da ilerleyip bitişe ulaşıp zar atıp zarın altı gelmesini bekleyip bu taşı da çıkıp oyuna tekrar böyle devam ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve bu videoya da like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Bye bye.